Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dijleri. Güzel ülkemize çıkan yangınlarda canla başla mücadele eden ve halen daha etmekte olan tüm ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın Allah yardımcıları olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Hepimize büyük bir geçmiş olsun diyoruz öncelikle. Tarımda doğru bilginin kısa yolu dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bitki hastalık ve zararlarını tanımada ve mücadelede ihtiyaç duyulan bilgiyi tarım sektörüne aktarmak amacıyla yetkili araştırma kurumlarının uzman araştırmacılarıyla gerçekleştirdiğimiz Bitki Doktorları programımızın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün domateste bakteriyel leke ve mücadelesi konusuyla Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Doktor Eda Geylani Yüzbaşıoğlu hocam bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Başlamadan önce sizleri tanıyabilir miyiz hocam? Öncelikle Antalya'mıza ve bütün ülkemize geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimi bildirmek isterim. Çok üzüldük gerçekten. Umarım son olur bu yaşadıklarımızda. Ben Doktor Eda Geylani Yüzbaşıoğlu. Yüksek lisansımı Ege Üniversitesi'nde tamamladım. Daha sonra Çukurova'da doktora çalışmalarımı yaptım. Şu anda da Biyoloji Mücadele Araştırma Enstitüsü Adana'da bakteri biriminde görev yapmaktayım araştırmacı olarak. Herkese de tekrar hoş geldin demek istiyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Tekrardan sizler de hoş geldiniz aramıza. Ben yavaşça artık başlayabiliriz diyeceğim hocam. Sunumumuzu aynı şekilde şey üzerinden yansıya verebiliriz. Sıkıntı oldu sanırım. Yok geliyor. Geliyor hocam merak etmeyin. Geldi herhalde. Evet şu anda Evet. geldi. Her şey yolunda. Tekrar edersen. Çok teşekkür ediyorum. Domateste bakteriyel leke hastalığı ile ilgili sunumumda bu hastalıkta Xanthomonas vesicatoria etmenimiz var. Xanthomonas vesicatoria gram negatif, aerobik, çubuk şeklinde bir bakteri olup optimum gelişme sıcaklığı 29 santigrat derecedir. Özellikle sera yetiştiriciliğinde önemli olan sorunlara neden olan bir bakteridir. Xantha adı verilen bir pigment verdiği için petrilerde özellikle biz iç çizgi ekim yöntemini kullanırız. Solda gördüğünüz petri görüntüsü de bunu işaret eden bir görüntüdür. Burada koyu sarı renkli gelişim bize Xanthomonas adlı bakterinin burada var olduğunu gösterir. Yine ortadaki görüntümüz bizim mikroskopta gördüğümüz bir Xanthomonas vesicatoria bakterisine aittir. Yine buradaki görüntü de öyle. Çubuk şeklinde bir bakteri. Kamçısı bazen olabiliyor. Bu da bakterinin geniş alanlara yayılımını gösteriyor bizim için. Demin de bahsettiğim gibi optimum gelişme sıcaklığı 29 ancak çok daha yüksek sıcaklıklarda maskelense de bakteri bitki içerisinde varlığını sürdürebiliyor. Xanthomonas vesicatoria'nın neden olduğu hastalık ilk kez 1921 yılında Zotke tarafından Güney Afrika'da saptanmış olup Etmann Bacterium Vesicatorium olarak isimlendirilmiştir. Aynı yıllarda Gardner ve Kendrick Etmann'i Amerika Birleşik Devletleri'nde saptamışlar ve Bacterium exitiosum olarak adlandırmışlardır. Daha sonra yapılan çalışmalarda Etmann'in biyokimyasal ve fizyolojik özellikleri ele alınmış, Xanthomonas cinsine dahil edilerek Xanthomonas vesicatoria olarak isimlendirilmiştir. Sistematik şubesi bakteriya, filum protobakteriya, sınıfı gamma protobakteriya, takımı Xanthomonades ve familyası Xanthomonadaceae olarak sistematiğini görüyoruz. Yaşam döngüsü tohumla taşınan bir bakteri, tohum ve fide ile primer inokulum kaynağı olması sebebiyle tohum önemli bir tohum hastalığı, önemli bir bitki hastalığı. Tohumdan fideye geçiyor. Fidede ve daha sonraki yetişkin bitkilerimizde belirti gözleniyor.
Bu da yaprakta, özellikle domateste ve biberde, yaprakta ve meyve üzerinde önemli belirtilere neden oluyor. Ancak bazen, demin de söylediğim gibi, 29 derece üstü sıcaklıklarda bakteri maskelenebiliyor. Fakat bu bakterinin bitki içerisinde bulunmadığını göstermiyor ve tohumla tekrar taşınmasına devam ediyor. Xanthomonas vesicatoria, domates, biber ve yabancı otlarda ortaya çıkan bir bakteri. Hastalıktan dolayı kayıplar hem tohum yataklarında hem de üretim alanlarında görülebilmekte. Serada kısa sürede yayılabilmekte. Sağlıklı görülen tohumların bulaşık olabileceği, ekmenin kurutulmuş domates tohumlarında 20 yıl canlılığını sürdürebileceği belirlenmiştir. Bu da özellikle önemli bir faktör hastalığın yayılmasında. Demin de bahsettiğim gibi primer inokulum kaynağı olarak çok önemli. Enfektili tohumlar önemli rol oynuyor. Uzun mesafelere de tohumla yayılabiliyor. Etmen bitki artıklarında yabancı otlar üzerinde canlılığını korumakta ve diğer sezona geçmekte. Yüksek nispi nem ve sıcaklıklar bitki enfeksiyonu için çok uygun koşullar oluşturmakta. Burada da yabancı otlar, bu etmenin yayılabildiği yabancı otlardan Solanum nigrum'la datura'yı görmekteyiz. Buralarda. İlk bulaşma tohumla olabileceği gibi tarlaya şaşırtılmış bulaşık fidelerle de olabilmektedir. Bakterinin giriş yerleri işleme esnasında açılmış yaralar ve doğal açıklıklardır. Yani stoma, lentiseller ve hidrodonlar. Bakteriler funguslar gibi hücre içine girme özelliğine sahip değildir. Hücre aralarında bulunarak stoma, lentisel ve hidrodonlardan giriş yaparlar. Hücre arasında bulunarak çeşitli pigmentleri, enzim ve toksinleri yardımıyla bitkileri hasta ederler. Ve çeşitli su hareketiyle kültürel işlemlerde kolaylıkla yayılabilmektedir. Bir bakterinin yayılabilmesi için su çok önemlidir. Su hem su filmi hem bakterinin bitki üzerinde kalmasına hem de yayılmasına özellikle yol açmaktadır. Hastalık belirtisinden biraz bahsedecek olursak, hastalık belirtisi yapraklarda ilk belirtiler küçük, şekilsiz, yağlımsı lekeler şeklindedir. İlerleyen dönemlerde lekelerin yerleşmesiyle tüm yapraklar kurumaktadır. Erken dönemde hastalık görülürse fide ve genç bitkiler tamamen kavrulmaktadır. Yaprak sapı, sap ve meyve sapında yaprak belirtilerine benzer yağlı görünüşte lekeler oluşur. Meyvelerde ise başlangıçta küçük, zamanla büyüyen, hafifçe çukur, ortası çatlayan lekeler oluşur ve zamanla bu lekeler meyveyi tümden çürütebilmektedir. Hastalığı oluşturan etmen tohumla da taşınabilen bir bakteri olduğu için özellikle önem taşımaktadır. Hastalıklı bitki artıklarıyla toprağa geçip toprağı da bulaştırabilmektedir. Özellikle çiçek devresinde domates bitkilerine hastalandığında önemli ürün kayıplarına neden olmaktadır. Burada belirtileri daha yakından görüyoruz. Bizim bakteriyel hastalıkların belirtileri bazen birbirine benzemektedir. Örneğin Pseudomonas'ın nedeni olduğu, Pseudomonas syringae patovarumatum'un nedeni olduğu benek hastalığıyla Xanthomonas vesicatoria'nın nedeni olduğu leke hastalığı zaman zaman birbirlerine karıştırılabilmektedir. Ancak burada çok temel bir faktör vardır. Fidelerde kotilodon yapraklardaki sararma bize bitkide bakteriyel bazı hastalıklar olabildiğini göstermektedir. Ancak zamanla bitki büyümeye başladığında yapraklarda daha geniş alanlarda kahverengileşme, gövdede kahverengileşme görüyorsak bu bize Xanthomonas vesicatoria'nın olduğunu ifade eder. Ancak Pseudomonas syringae patovarumatum'da daha kısıtlı alanlar, saçma deliği şeklinde lekeler görülebilmektedir. Sıcaklıkların artmasıyla boşluklar oluşmaktadır yapraklarda. Xanthomonas vesicatoria'da böyle bir etki yoktur. Meyve üzerindeki lekeler de diğer bakteri hastalıklarıyla karışabilmektedir. Örneğin burada gördüğünüz bazı lekeler belki
CMM'in yani Clavibacter Michiganensis, Michiganensis'in neden olduğu kuş gözü belirtileriyle karıştırılabilmektedir. Ancak burada içi çukur, üstü püstür şeklinde parmakla dokunduğunuzda çıkabilen bazı belirtiler görebilirsiniz. Bu bize Xanthomonas vesicatoria olduğunu etmenin gösteriyor. Gördüğünüz gibi burada içeride çukurluklar var. Peki mücadele yöntemleri neler? Bakterilerin maalesef tedavi edici bir önlemi yok. Bizim bütün önlemlerimiz kontrol üzerinde. Bunda bakterilerin enzim ve toksinleriyle hastalık oluşturması, bakterilerin logaritmik üremeyle çok hızlı yayılması ve çeşitli ırk adı verdiğimiz çeşitli strainlerin neden olduğu hastalıklarla çok hızlı farklı boyutlara taşınmasını görebiliyoruz. Bunları neden olarak gösterebiliyoruz. Peki mücadele ne yapabiliriz? Kültürel önlemler bizim için çok önemli. Slaytlarda da gördüğünüz gibi primer inokulum kaynağı tohum. Temiz tohumluk kullanımı çok önemli. Fide döneminde hastalık belirtisi gösteren bitkiler fidelikten uzaklaştırılarak imha edilmektedir. Bu uzaklaştırmada fidenin yakın seraların yakın yerlerine değil, mutlaka daha uzakta ve kesin bir imha yöntemi uygulanmalıdır. Fidelik ve seralar sık sık havalandırılmalı, aşırı sulamadansa kaçırılmalıdır. Demin de bahsettiğim gibi bakteri kamçılı da bir bakteri olduğu için su filmiyle oldukça uzaklara taşınabilmekte ve yayılabilmektedir. Bu nedenle aşırı sulamadan kaçınılmak çok önemlidir. Hastalığın görüldüğü seralarda 2-3 yıllık iklim nöbeti uygulanmalı. Yabancı ot ve böcek mücadelesi mutlaka yapılmalıdır. Tohum uygulamaları da bir alternatif olabilir. Tohumların 51 santigrat derece sıcaklıkta 30 dakika tutulması veya 30 dakika çamaşır suyunda yani %10'luk hipoklorite bekletme uygulamasının yapılması hastalık şiddetini azaltmaktadır. Uygulama görmüş tohumlar aynı yıl ekilmeli ve ekilmeden önce tiram gibi bir ilaçla ilaçlama da yapılmalıdır. Bunlar hep kontrole yönelik önlemlerimiz. Peki kimyasal mücadele yapılabilir mi? Evet, yeşil aksam ilaçlamaları fidelikte ve serada hastalık görülür görülmez fide döneminde haftada bir. Serada ise 8-10 gün arayla 2-3 gün 2-3 kez uygulama yapılmaktır. Hastalığın seyrine göre uygulama sayısı arttırılabilir. Fide ve sera döneminde yapılacak olan yeşil aksam ilaçlamaları kaplama olarak yapılmalıdır. Özellikle örtü altı üretiminde ilaçsız alan kalmamasına özen gösterilmeli ve bitki yüzeyinde ıslaklık söz konusu ise bitkilerin yüzeyi kuruduktan sonra ilaçlama yapılmalıdır. Peki ne kullanabiliriz? Demin de bahsettiğim gibi tedavi edici yöntem yok ama kontrol uygulaması olarak bakırlı preparatlar kullanılabilir. Her ne kadar dayanıklılık oluşturursa da bakırlı preparatlar yine de bir alternatif yöntem olarak kullanılabilir. Biz örnek olarak bakır oksiklorite önerebiliriz. Ben çok teşekkür ediyorum. Benim Xanthomonas vesicatoria ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Hocam çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık, ağzınıza sağlık. Ben de hemen sunum dosyamızı ekrandan alıyorum. Evet, tekrardan çok teşekkür ederiz. Ben toparlamak adına size bir soru sormak isterim hocam. Üreticilerimizin bu konuda mutlaka dikkat etmesi gereken hususları bir kısaca özetleyebilir miyiz hocam? Evet. Etmen, bizim için etmenin en önemli özelliği tohumla yayılması ve fideyle yaygın alanlara çok çabuk bulaşması. Bu nedenle kültürel önlemlerde de tohum ve fide uygulamaları, temiz tohum ve fide kullanımı ve akabinde tohum ve fide uygulamaları bizim için çok önemli. Bunlara dikkat edilmesi çok önemli. Tamam, çok teşekkür ederiz hocam. Bugünkü anlatımlarınız için tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bugün sizlerle ilk defa tanışmış olduk. Aramıza siz de tekrardan hoş geldiniz. İnşallah birlikte nice güzel programlarımız olacak diye de İnşallah. İletmek istiyorum.
Yavaş yavaş kapanışa doğru ilerleyebiliriz hocam. Ama öncelikle Selcan Öztürk Hanım'ın selamını sizlere aktarmak istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Neler söylemek istersiniz hocam? Son olaraktan son sözlerimizi alabiliriz. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hastalık açısından bakteriyel hastalıklar birbirine evet karıştırılabilme özelliğine sahip. Ancak simptomolojik olarak bilgimiz çok olursa kontrol ve tedbir de alabiliriz diye düşünüyorum. Bu nedenle hastalık belirtisini tanımaya yönelik çalışmalar ve kültürel tedbirlerle ilgili çalışmalar çok yapılmalı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Bizlerin davetini kırmayıp geldiğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyoruz. O teşekkür size ait. Evet ve artık yavaşça kapanışa doğru ilerlemiş olalım o zaman hocam. Bitki doktorları eğitim serimiz içerisinden domateste bakteriyel leke ve mücadelesi dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başta Antalya Tarım Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere çevrimiçi eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmağ'a, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Abdullah Ünlü'ye, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Miraç Yayla'ya, tüm yetkililerimize, değerli hocamız Doktor Eda Geylani Yüzbaşıoğlu'na ve tüm katılımcılarımıza tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ve değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız, bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım. Ve unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele. Diğer bir dersimizde tekrardan sizlerle birlikte olmak dileğiyle diyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.